Evet, şimdi bu dersimizde de devam edecek olursak bir tane örnek çözeceğiz. Bu B-spline körler nasıl, yani şu formülasyonları nasıl kullandığını görebilmek adına bir örnek yapalım ve bakalım. Örneğimizde öncelikle bizim bakayım burada ne kadar yerim var. Buraya yazabilirim aslında ben. Example diyelim şu altına. Bu örnek bir olsun. Birkaç örnek çözeceğim çünkü. Örnek 1'de n eşit 3 ve k eşit 4 için bir çözüm yapmak istiyorum. Size şu formülasyonları da göstereceğim ki bunun için eğrinin aslında formülasyonunu bulmak istiyorum. Şu yukarıdaki B-spline formülasyonu var ya, bunu bulmak istiyorum. Şöyle diyelim. İşte find B-spline formulation. Ya da calculate diyebiliriz. Şimdi bu n eşit 3, k eşit 4 dedik. Kaçıncı dereceden bir fonksiyondur bu? Söyleyebilecek var mı bana? 3 hocam. 3. derece hocam. Neden olduğunu da söyleyebilirseniz. Cem Yusuf, bir de Kaan mıydı? Kaçırdım. K eksi 1 olduğu için hocam. K eksi 1 değil mi? Bakın şurada bir spline K eksi 1 olduğu için teşekkürler. Bizim degree K eksi 1 yani K'mız 4, 4 eksi 1'den 3. dereceden bir şeyimiz var. Bir spline körümüz var. Peki number of curves'e bakalım. Şey, number of CV'ye bakalım bir de. Bunu da söyleyeyim bana. Üç hocam. Değil mi hocam? N artı birden. Evet. Teşekkürler Sıla ve Yusuf. N artı birden bakın. Şurada da söyledik. Number of CVs eksi bir neyi veriyor? Yani N artı bir number of CVs'i verecek. Dolayısıyla N artı bir eşittir. 3 artı birden 4. Şimdi burada dikkat ederseniz derecesi 3 kontrol vorteksi 4 olan bir formülasyonumuz var bizim. Bu bir şey hatırlattı mı size? Hocam direkt Bezier'in üçüncü dereceden şey değil mi? Değil mi? Aslında Bezier curve'ün ya kübik Bezier curve'a baktığınızda o da üçüncü dereceden ve dört tane kontrol vorteks var benzer aslında. O yüzden aslında bu verdiğim örnek benim arkadaşlar n eşit 3 ve k eşit 4 direkt kübik Bezier curve'e eşit. O şekilde düşünebilirsiniz. İkisinin formülasyonu birbirine eşit oluyor. Sadece bu koşul için. N eşit 3 ve K eşit 4 için. Burada şunu da görebilirsiniz. Şimdi bizim bakın şurada U'nun aralığını da yazdık. Bunun Bezier'e eşit olması için U'nun aralığı da 0 ile 1 arasında olmalı bu arada. U 0 ile 2 olursa yine Bezier olmaz. Ona da bir bakalım. Şu formülle yazarsak bakın. 0 küçük eşit U küçük eşit N eksi K artı 2 bakın. Yani N 3 eksi K 4 artı 2. Buradan 0 küçük eşit U küçük eşit bakın eksi 1 artı 2 1 geliyor. O yüzden aslında bu formülasyon equivalent kübik bunları sağladığı için. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hatta şöyle ise diyelim. Hani bu yorumlamayı yaptıktan sonra şimdi devam edeceğiz biz. Hatta burada şeyi de çizelim isterseniz. Bakın dört tane kontrol vorteks var. İşte bu şöyle olabilir. Şimdi gelişi güzel çizeceğim burada. Şöyle. Mesela P0, P1, P2, P3. Bunu hatırlıyorsanız çizerken şöyle belirtiyorduk. Başlangıçta teğet, sonunda teğet olacak şekilde.
Hem Bezier de böyle şu anda bu arkadaşlar. Hem de şu B-spline formülasyonu da bu şekilde. Yani şey 3 karşı 4 için. Tabii şurada fine B-spline formulation demem çok doğru olmadı bu örnekte aslında. Biraz şöyle yapsak daha iyi. Bunu sileyim ben. Derecesi ne olduğunu, işte number of CV'sin ne olduğunu, bir de U aralığını sordum. Şöyle yapalım. Şunları sordum. Böyle sormuş olayım. Bunun Bezier'e eşit olduğunu gösterelim. Bu örneği birazcık şey yaparsak, güncellersek, biraz bunlar hani yorumlama anlamında sorular olacak. Sonra biraz daha detaylı formülasyona geçeceğim ben. Bir de n eşit 4. Yani n'yi bir artırayım. Şöyle biraz daha aşağı inelim. N eşit 4, k eşit 4 yapalım. Şimdi böyle yaparsak da bakın, derecesi yine 3. Değil mi bunu düşündüğünüzde? Number of CVs n artı 1. Bu sefer 5. Hani şöyle yazalım direkt. Degree k eksi 1'den yine 3. Number of CVs de n artı 1'den 4 artı 1 eşit 5. U aralığına bakarsak nedir U aralığı? 0 küçük eşit U küçük eşit 4 eksi 4 artı 2 değil mi? Bu sefer yani 2 oldu bakın. Bakın burada U 0, 1 değil 0, 2 aralığında. Aslında bu ne demektir biliyor musunuz? Bezier olarak düşündüğünüzde aslında bu 2 tane kübik. Bakın derecesi 3 çünkü. Aslında 2 tane kübik eğrinin birleşiminden oluşur. Yani U da 2'ye kadar olduğu için 0, 1, 1, 2 diye ayırt edebilirsiniz onu. 2 tane kübik eğrinin derece 3 olduğu için kübik diyorum. Birleşiminden oluşan bir eğri diye düşünebilirsiniz. Bu bunu söylüyor aslında yorumlama olarak. Means we have two cubic curve segments. Şu şekilde söylememiz mümkün bunu. İşte bu yine derece 3 olsaydı, U'muz 0 ile 3 arası olsaydı mesela, bu sefer de 3 tane kübik kör. Derece 2 olsaydı mesela burada ve U 0 ile 2 arasında olsaydı, 2 tane kuadratik, yani ikinci dereceden curve'ün birleşiminden oluşuyor gibi yorumlama yapacaktık burada. Bu aklınızda bulunsun. Hani böyle yorumlamalar sorarsam size bu şekilde cevap verebilin. Burada da mesela yine aynı yukarıdaki eğriyi düşünürsek şunu. Benzer bir şey. Yine kübik bir eğri ama bu sefer kontrol vertex sayısı arttı. Yani şöyle düşünebiliriz. Burada bir tane daha kontrol vertex var gibi düşünebiliriz. Şöyle. Mesela şurada bir tane daha olsun. Farazi yapıyorum. Şöyle yani. Bu durumda bizim eğrimiz de tam olarak buraya teğet olmuyor da. Burada yine B-spline'larda sona ve başa teğet oluyor bunlar. Bu sefer de şöyle olacak. Şuraya teğet olacak. Şu şekilde oluşmuş oluyor mesela. Ve burada bakarsanız şimdi bizim bakın ne dedik? İki tane kübik kör dedik. Kübik körde Bezier olarak düşünürseniz dört tane kontrol vertex olması lazım değil mi? İki tane demek şu demek. Bizim ilk dört kontrol vertex'imiz yani 0, 1, 2, 3 bunlar bir kör segment. İki tane segment var ya. Şu körün şu baş kısmını şu dördü oluşturuyor aslında. Son dörtte yani 4, 3, 2, 1 son dörtte böyle ayırt edebilirsiniz. Burası da curve'ün son kısmını oluşturuyor. İki tane o curve'lerin birleşimi var burada diye düşünebilirsiniz bu şekilde. Yani şey diyebiliriz burada şu açıklama. Şuradan şunu kastediyoruz aslında. First four CVs yani P0 ile P3 arası controls
the first segment, first curve segment diyelim. Hocam. Evet, dinliyorum. Yani şimdi biz T3'te yapacağımız bir değişiklik, T1'in altında kalan çizginin değişmesine neden olmayacak mı? Hareket etmesine. Ayrı ayrı mı şey yapıyor yani bu? Evet, ona geleceğim zaten şimdi. Ayrı ayrı yapıyor diyebiliriz. Farkın. Birazdan göstereceğim onu. Şimdi şöyle diyelim. Second for TVs. Yani aslında sondan başlıyoruz buna da. Yani P4 ile P1 arası ya da P1 ile P4 arası diyelim. Controls. This second curve segment. Bu şekilde söylememiz mümkün bunu. Ama arkadaşlar bu çok şey değil. Birleşim kısmı özellikle gözle görülen bir şey değil. Bakın hani ilk 4 segment ilk kısmı modelliyor dedik ama bu gidip böyle 4'te tangent olmuyor. Yani 4'e yakın bir yerden artık ikinci 4'ün etkisi başlıyor. Orada da şu oluyor ve ikisi bir şurada birleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şöyle diyelim. Not a visible split. Yani bu içeride etkisi var ama gözle görülür bir şey değil. Bunu böyle yorumlayabilirsiniz sadece. Not a visible split. Yani yorumlayın dediğimde bu şekilde açıklamalar yapmanız yeterli olacaktır. Yani görsel olarak çok net gösteremezsiniz. Şimdi bu durumda mesela biz şu eğride Barkın arkadaşımızın sorusuna gelecek olursak tekrar alayım bunu. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Mesela şu P0 noktasını ben alıp biraz ileri atarsam. P0 burada değil de şurada olsun. P0. İşte bu demektir ki hatta şunu da alalım. Yenisini çizeyim daha doğrusu. P0 artık şurada. İşte bu demektir ki sadece bizim ilk 4 segment, ilk 4 kontrol vertex'in oluşturduğu first segment, şurası yani sadece değişecek. Ama şu kısım çok fazla bir değişikliğe uğramayacaktır. Yani sadece şu büyük şu kısım değişikliği olacak. Ya da P1'i değiştirdiğimizde P1 hangi segmentte ise onları etkileyecektir. Aslında burada P1'i ben kullanmadım bilerek. Çünkü P1 bunların ikisinde de var. Şimdi iki segmentte de olmayan sadece P0 ile P4 var. Yani sadece şu first four CV'de bulunan ve diğerinde bulunmayan P0. Bunu değiştirdiğimde sadece bu ilk segmentte etkisi olacaktır bunun. Dolayısıyla burada eğri şöyle olacaktır diyebiliriz. P0'dan başlayacak ve sonra şurada yine aynısını çizemedim güzel. Şöyle başlayacak. İşte şurada bir yerde yine aynısını devam edecek. Şu aynı. Aynı üzerinden geçecek bu tarafta. Hani farklı gibi gözükmesin. Üzerinden geçemiyorum ben. Biraz zorlandım. Ama şunun aynı üzerinden geçecek. Bu tarafta. Yani ilk segmentin kısmında değişiklik olacak. İkinci segmentte değişiklik olmayacaktır. Bu şekilde yorumlama yapabilirsiniz. Var mı sorusu olan bununla ilgili? Bu yorumlamalar önemli. Sınavda da böyle sorular sorabilirim. Aklınızda bulunsun. Hocam. Evet Bark. Peki order'ı arttırınca segmenti mi arttırmış oluyoruz yoksa sadece kontrol noktalarını mı arttırmış oluyoruz? Order arttırınca, derecesini arttırınca mı diyorsun şu? Degree arttırınca. Evet. Evet. Bu dereceyi artırdığında ne oluyor? Dördüncü derecede ne oluyor? Bu demektir ki aslında şöyle yorumlayabilirsin yine. B-spline'ler bezier bazlı olduğu için dördüncü derecedense aslında bizim evet hocam. Nasıl yapalım bunu? K eşit 5 dedik değil mi burada? K eşit 5, N eşit 4 de tanımladık bu durumda. Bu U'ya bakacağız. U neydi? K eksi şurada, bir dakika. N eksi K. N'e 4 dedik. K'ya 5 dedik. U 1 olacak sadece. O zaman 0 ile 1 arasında olacak. Yani sadece yine bir tane curve segmentimiz olacak o durumda.
Sadece dereceyi 4 yaparsan. Bu sefer sadece bir kör segmentle tanımlamış oluyorsun. Yani U'ya da bağlı. U'nun arasına göre yorumlamanı yapıyorsun. U 0'dan 2'ye ise 2 segment var diyorsun. Ama sen dereceyi sadece değiştirirsen, burada 4 yaparsan, bizim U'muz da 0 ile 1 arasında oldu otomatikman formülasyona göre. Tek bir segmente düştü o durumda. Bilmiyorum soruna cevap verebildim mi ama varsa ekstra sorunuz yine sorabilirsiniz. Yani burada bu kör segmentlerini belirlerken sadece dereceye bakmıyorsunuz. Aynı zamanda U'nun aralığını da hesaplayıp ona da bakıyorsunuz. U 0 ile 2 arasında ise burada 3. dereceden 2 segment vardı. Çünkü U 1'de normalde kesiliyor. Bu şekilde. Şimdi size bir de formülasyonla ilgili şey yapalım. Örnek yapalım. Bir sonraki sayfaya geçeceğim. Example 3 diyelim. Burada da n eşit 6 ve k eşit 3 için modelleme yapacağım. Önce number of CVs ne diye soralım. Ve degree ne diye soralım. Evet, bunları bana söyleyebilecek var mı? Degree'den başlayalım. İki hocam. AX1'den. Evet, teşekkürler. Yusuf sen söyledin galiba. Yok hocam. Ben söyledim. Yapar hocam. Ata. Ata sen miydin? Başka kim söyledi? İki ses alıyorum da o yüzden yakalayamadım şeyinizi. Başka kimse yoksa sorun değil. Şimdi derece K-1'den 2 geliyor değil mi? K'mız 3. 2 geliyor. Number of CV'ye de bakarsak bunu da söylesin birisi. Hocam 7 mi? 7. Evet, teşekkürler Eda. Neden? Çünkü 6 artı 1 değil mi? Evet hocam. Buradan da 6 artı 1'den 7. Bakın ne var elimizde? İkinci dereceden 7 kontrol vertexli bir B-spline var şu anda elimizde. Bunun bir de biz U değerlerini bulalım. U değerleri sıfırdan başlıyor her zaman. Büyük eşit N eksi K artı 2 yapacağız. Buradan bakarsanız N dediğimiz 6, K dediğimiz 3, 6 eksi 3'ten 3 artı 2, 5. Bakın 0, küçük eşit U, küçük eşit 5. Yani 5 kör segment var demek burada aslında bu. İkinci dereceden, bakın derecesi 2, ikinci dereceden 5 tane kör segmentimiz var bizim. Bu şekilde yorumluyoruz bunu. Bir de biz burada şimdi artık formülasyonları yapıp şeyi bulmak istiyoruz. B-spline. Find diyelim. Şöyle find. B-spline formulation. Bunu bulalım. Bunun için bir de i aralığını bulmamız lazım. I aralığı da bizim n artı k'ya kadardı. Bunu da yazarsak bakın n dediğimiz yine 6, k dediğimiz 3. İ'miz 0'dan 9'a kadar. Hatta şu U eşit 5'te şu yorumu yazabiliriz. 5 different curve segments ve her biri ikinci dereceden. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Controlled by K eşit 3 subset of CVs. Şimdi ikinci dereceden dedik ya, yani bu aslında şu demek. Quadratic curves. Bu subsetler, yani segmentlerin her biri bir bezier curve. Öyle düşünün. Eğer kuadratikse, kuadratik bezier 3 noktayla, 3 kontrol vertexle tanımlanıyor. O yüzden ve quadratic curves diye tanımlayabilirsiniz. Quadratic curve segments diye tanımlayabilirsiniz ya da K eşit 3 subset of control vertices diyebilirsiniz.
bu iki tanımlamada birbirine çıkıyor aslında. Şimdi biz ne demiştik hatırlarsanız bir önceki sayfamızda? Şu formülasyonu bulmamız için NİK'ları bulmam lazım. NİK'lar için K'yı bulmam lazım. K için de T'yi bulmam lazım. Şurada söylemiştik. O yüzden tersten gideceğim ben. Önce T'leri bulacağım. Sonra K'ları bulacağım. K'lardan Nİ'leri bulacağım. Onu da buraya yazacağım. O yüzden T'leri bulmaya başlayalım şimdi. Bakın T formülleri burada. Bunları ben bir otomatik alayım. Şurada adım adım gidelim. Find TI diyelim önce. Not value'lar dedim bunlar. Bakın sırayla yapacağız şimdi. Formülü verdim. Şöyle şuraya yukarı alalım formülü. Kutu için alalım. Karışmasın. İ'ler dedik ki bakın 0 ile 9 arasında. Yani 0 ile 9 arasında i'leri vererek ti'leri bulacağım aslında. İ eşit 0 için diyoruz ki biz şunları da hatta şöyle diyebiliriz bakın. Ben şunların her birine 1, 2 ve 3 diyeyim. Biraz kolay yakalamak adına. İ eşit 0 için biz 1'i kullanacağız. Neden? Çünkü bakın K'mızı biliyoruz. K dediğimiz bizim 3. Dolayısıyla şurada hatta buraya yazabiliriz belki. Şu 3. Şurada 3. Neye de 6 bakın. Şu neye de 6. İ'nin 3'ten küçük olduğu durumlar için 1'i kullanacağım. İ 0 için 1'i kullanacağım. Ve diyeceğim ki yani 1'den şöyle diyebiliriz. 1'den İ dediğim şey 0 küçük k. K eşit 3. Bu durumda t 0'ım 0 eşit. Bunu biraz uzun yazıyorum ben böyle ama daha kısa bulabilirsiniz zaten. K eşit 3'ten küçükse direkt hepsine 0 vereceğiz aslında. İ eşit 1 için de aynı şey geçerli o yüzden. Yine 1'den 1 küçük k eşit 3. Bu durumda t 1'imiz yine 0. Aynı şey i eşit 2 için de geçerli. Pardon yine 1 kullanacağım. Çünkü 3'ten küçük. 2 küçük k eşit 3. İse t 2 eşit 0. Bakın bu ilk 3'ünü kullandım. Devam edelim. Şimdi i eşit 4 şey pardon. I eşit 3 için artık ilkini kullanamıyorum. Çünkü bu sadece 3'ten küçük olanlar içindi. Ama şunu kullanabiliyorum bakın. Burada küçük eşit var. 3'e eşitse. O zaman 2 diyeceğim burada. 2. Yani nedir? K eşit 3. Küçük eşit 3. Küçük eşit N eşit 6. Diyebilirim. İse T3 eşit. Burada ne yapmam lazımmış bakın. Formülasyon diyor ki bana. İ eksi K artı 1. İ dediğim 3. Eksi k dediğim 3 artı 1 eşittir 1 geldi burada. T3'ümüz 1'miş. Hatta bunu direkt şöyle yazayım. T3 eşit 1 net gözüksün. İ eşit 4 ise yine 2. İşte k eşit 3 küçük eşit 4 küçük eşit n eşit 6. Dediğim gibi siz bunu hesaplarken böyle uzun uzun yazmanıza gerek yok. Ne olduğu belli zaten. Direkt T3 eşit 1, T4 eşit şu, T5 eşit şu diyebilirsiniz. Ben ders anlatımı yaptığım için yapıyorum bunu. Yine aynı yeri kullanacağım. İ'miz 4 bu sefer. Eksi 3 K'mız sabit artı 1. Buradan da 2 geliyor bakın. T4 eşit 2. İ eşit 5 ise bu durumda da yine 2'yi kullanacağım. K eşit 3, küçük eşit 5, küçük eşit N eşit 6. İse T5 eşittir 5 eksi 3 artı 1'den T5
T5 eşittir 3. Y eşit 6 ise bunda da K eşit 3 küçük eşit. Yine 2'yi kullanacağız pardon. Çünkü yine o aralıkta ve eşitlik veriyor aralık o yüzden. Yani eşit 6. Buradan da T6'mız eşittir. 6 eksi 3 artı 1'den T6 eşit 4. Şimdi N eşit 6'ya geldik. Artık buradan sonra İ eşit 7, 9'a kadar gidiyorduk hatırlıyorsanız. İ eşit 7'ye başlayalım. İ eşit 7'de de bakarsanız burada artık büyükse bundan İ, şunu kullanmam gerekiyor. Üçüncüyü yani. O yüzden buraya 3 diyeceğim. 3. İ dediğim 7. Büyük N eşit 6'dan. Bu durumda da T7 eşittir. N eksi K demiş bakın. N dediğim 6'ydı. 6 eksi 3. N eksi K artı 2. Buradan da T7 eşittir. 3 2 daha 5. Aynı şekilde İ eşit 8 ve İ eşit 9 için de yapacağım. Bunların ikisi de büyük zaten. Yine 3'ü kullanacağız. Ve yine şöyle diyelim. 8, 9, büyük, n eşit 6, büyük, n eşit 6. T8, T9, 6, eksi 3 artı 2. Bunlar aynı. Çünkü içinde i ifadesi yok. T8, T9 eşit 5, eşit 5. Bakın şöyle gösterebiliriz aslında. Bunlar birden hesapladıklarımız. Bunlar ikiden hesapladıklarımız. Şunlar da 3'ten hesapladıklarımız. Gördüğünüz gibi böyle bayağı uzun bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Yani K ve N'nin daha yüksek olduğu durumları düşünün. Bayağı bir elle işlem yapmak gerekiyor. O yüzden bilgisayar programlaması çok önemli burada. Yani MATLAB üzerine bunun algoritmasını yazdığınızda kodlamasını direkt bunları size hızlıca verecektir. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekmesini istiyorum. Dikkat ederseniz i eşit 0, 1, 2 için yani birinci denklemi kullandığımız i'nin k'dan küçük olduğu durumlar için bize en küçük değerleri vermiş bakın 0. Diğerleriyle de karşılaştırdığınızda t'lerin bu en küçük değerlere sahip. Şunlar bizim t'nin aldığı minimum değerler. Minimum. En son üçüncüye baktığımızda i eşit n pardon i büyük n için ise en büyük değerleri vermiş bakın. Bunlar ise maksimum değerler. Şu aradaki ikinci formülasyonda bulunanlar ise şurada gördüğünüz gibi bu minimumla maksimum arasında artışla gidiyor bakın. Böyle bir davranışı var gördüğünüz gibi. Hani bu davranışı da aşina olursanız hesapları doğru yapıp yapmadığını böyle yorumlayabilirsiniz. Bu da increment by one between the min and max diyebiliriz. Şu şekilde yorumlamamız mümkün bunları da. Burada aslında sadece t'leri bulmuş olduk şimdi. En eşit, o yüzden yine find b-spline formulation demeyeyim ben formüle. Yavaş yavaş gidiyorum. Şu üstteki formüle diyorum şey soru için. Bunları bulduk. Bir de TI değerleri kaç diye soruyor soru. Öyle, bu soruyu öyle verin. TI değerleri kaç? Sadece onları bulduk bu soruda. Ve bunu çizmek istersek de şöyle altına işte ne dedik? Bizim 7 tane kontrol vertex'imiz olacak. 7 kontrol vertex olacak şekilde mesela 1, 2, 3, 4, 5,
6 diyelim şöyle mesela. Yani daha koordinatları bilmediğimiz için yine rastgele çizdim ben. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapayım. 4, 5, 6, 7. Bakın burada ne demiştik? 5 tane curve segment k-eşit 3, ikinci dereceden olacak şekilde. Tabii bunu tam olarak net belirleyemiyoruz burada ama bu nispeten şöyle bir eğri olacak aslında. Ve bakın burada şurada direkt bu şekilde geçebilir bazı noktalarda ama bu continuity demek değildir. Düşünmeye gerek yok. O kendi içerisinde onu tanımlıyor. Yani düşünürseniz burada mesela Bezier düşünseydik şöyle iki tane curve'de tanımlayabilirdik bunu. Şurada continuity vererek. Ama B-spline'de bunu direkt bu şekilde tanımlayabiliyoruz kolaylıkla. Yani şey diyebiliriz B-spline için no need to consider o kendi içerisinde tanımlıyor. Consider continuity for B-spline. İşte şu altta gördüğünüz eğriyi aslında biz n eşit 6 k eşit 3 olarak bakın ikinci dereceden 5 tane curve segmentle bu şekilde tanımlıyoruz. Bezier'de tanımlamak istesek 2 tane şey yapmamız lazım. 3. dereceden kübik bezier yapmamız lazım mesela. Bu şekilde tanımlayabilmek için. Ya da bir tane 7. dereceden bezier yapabiliriz. Biri bir soru sordu galiba. Pardon canım bir şey soracağım. Belki yazsın. Bunu biz elle çiziyor olsaydık, yani iki tane bezier çizeceğimizde ortadaki nokta, yani P0, 1, 2, 3'ün, P3'ün üzerinden geçeceğini biliyorduk hocam. İki bezierde. Aynen. Fakat şu anki bunu çizerken B-spline'da bu yine aynı noktadan üzerinden geçeceğini emin değiliz değil mi? Değiliz. Şu anda ben rastgele çizdim. Şeyi evet. Göstermek istedim aslında. N eşit 6 K eşit 3 için böyle bir eğri oluşabilir. Ve bu da Bezier'deki iki tane kübeye denk gelebilir. Hani bir şekilde n eşit 6 ve k eşit 3 B-spline'la bunu da modelleyebilirsiniz diye göstermek istedim. Çünkü şu anda biz koordinatlarını bilmiyoruz kontrol vortexlerin. Bu tamamen farazi bir çizim. Yani 7 noktada bu şöyle de olabilirdi. Şöyle bir eğri de olabilirdi bu. Şu da 7 noktalı B-spline olabilir yani. Hani İlla öyle olmak zorunda değil. Var mı başka sorusu olan? Yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi ilk iki örnekte sadece şu dereceleri yorumladık. Bu örnekte sadece T'leri yorumladık. Şimdi biraz daha artıracağım. Formülasyona geçmeye çalışıyorum yavaş yavaş. Örnek 4'e geçeceğim şimdi de. Sonraki sayfaya geçeyim. Örnek 4'te de bizim diğerlerinde nasıl vermişim bakayım. N eşit 3, K eşit 4 olarak vermişim. Bunu da biraz farklı vereyim. Mesela 6 kontrol vertexim var. Diyebileyim. 6 kontrol vertexin varsa ve bir de k eşit 1 diyebileyim. Soruyu böyle verdim mesela. K eşit 1. Bunun için find B-spline formulation. Şimdi 6 kontrol vertexin varsa kaç tane ya da n nedir diye sorayım size. Burada n bağımsız olduğu için derece olarak söyleyemiyorum. N 5 oluyor değil mi hocam? Evet n 5 olur değil mi? Teşekkürler. Yasin ve Cem mi söyledi? Kaçırdım mı? Evet hocam ben söyledim.
N eşit 6 eksi 1'den 5. Derecesine bakarsak var mı hatırlayan? K eksi 1 değil mi? 0. 0. dereceden bir eğri var burada. Zero degree. Şöyle diyeyim. Zero degree. Biraz karışık gelebilir bu ama böyle bir şey de tanımlayabiliyor bakın. Degree curve. Şimdi 0. derecedense nasıl bir eğri oluşacak sizce? Yani eğrileri düşünürseniz 1. derece bir eğri nedir mesela? Doğru. Doğru. Aynen doğru değil mi? Nokta mı hocam bunlarda? Evet, çok güzel nokta. Doğru diyorsun. Eda sen de bir şey söyledin galiba. Hocam ben de nokta diyecektim. Evet. Burada aslında bu 0. derece eğri sadece noktalar oluşuyor arkadaşlar. Yani bir şey oluşmuyor. Üzerinde bir çizgi, iki boyutta bir çizgi yok. 0. dereceden ya. O yüzden biraz hayal etmesi zor ama öyle bir gerçek var burada. U'lara bakalım şimdi bir de. U dediğimizde 0, küçük eşit U, küçük eşit N eksi K artı 2 idi. Buradan yazarsak işte N'miz 5, K'mız 1. Küçük eşit U, küçük eşit 5 eksi 1, 4 artı 2'den 6. Bakın 6 tane curve segment var ama 0. dereceden. Öyle düşünebilirsiniz. İ'lere bakalım bir de. İ'miz de 0, küçük eşit İ, küçük eşit N artı K'ydı. K'mız 5, pardon N'miz 5, K'mız da 1. 0 küçük eşit i küçük eşit 6. TI'leri bulacağız ya, o TI'ler de 6 olacak. O yüzden T değerlerine bir girelim bakalım şimdi. T değerleri. Yani aslında şöyle gösterebiliriz. TI i'lerimiz 0'dan 6'ya kadar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar modelleyeceğiz. İ eşit sıfırsa formülasyonu tekrar hatırlatmak için buraya taşıyayım ben ki o formülasyonu görmeniz lazım. Ezberlemenize gerek yok. Ben hani sınavda sorduğumda formülasyonu vereceğim size. Sadece bu şekilde nasıl kullandığınızı bilin. Şu sağ tarafa formülasyonu yapıştırayım. Buradan bakarak söyleyelim. Bakın şu K değeri bizim burada şu anda, isterseniz formülasyon üzerine yazalım. K değeri 1. Yani i'nin 1'den küçük olduğu durumlarda sadece 0 vereceğiz TI'ye. 1'den n'ye kadar, n dediğimiz 6'ya. Şu ikinci formülasyonu kullanacağım. N'de 6'dan büyük olanlar için 3.'yi kullanacağım. Ama zaten 6'dan büyük değer yok. 6'da bitiyor. İyiler. Oysa i eşit 0 için bakarsak işte şöyle yapalım. İ küçük K eşit 1 ise 1.'yi kullanacağız. T 0 eşit 0. İ eşit 1 için ise i'miz bizim 6 ile 1 arasında formülasyona göre. Yani T1'imiz bakarsanız ne oluyor? İ eksi K 1 eksi K'mız 1'di artı 1. T1 buradan bakın 1 oldu. Burada yine birer birer artacak arkadaşlar. Bunun davranışıdır yani. Minimumu yakaladık. Artık ortadaki formülasyonda birer birer artacak bu. Çünkü K ve İ K sabit, 1 sabit. İ arttıkça bu da artacak demek. Burada 1'den başlıyormuş. Diğerlerini aynı hızlıca hesaplamak için İ eşit 2 ise yine aynı formülasyon. En son T2 eşit 2. İşte i eşit 3 ise siz ara hesaplamaları yapın. Yani şurada T3 eşit 3 birer birer artacak. T4 eşit 4. T5 eşit 5. Ne zamana kadar bakarsak
6 olana kadar. O yüzden T6 diyeceğim. T6 eşit 6. Yani ilkini bulduktan sonra şunu birer birer aşağıya doğru artıracaksınız. Nereye kadar? Şu 6'yı bulana kadar. 6'dan sonra iyi değerleri varsa da oraya şunu vereceğiz. Ama bizim bakarsanız bu yok. 6'da bitiyor. Burada en son işte eşit 6 diyelim. T6'yı yaptık. Sadece iki formülü kullanmış olduk gördüğünüz gibi. Bunu da tamamladıktan sonra şimdi biz bunu ne yapacağız? Geri formülasyon sayfamıza geçelim bakın. TI'leri bulduk. Buradan yukarı NİK'ları bulacağız bakın. K eşit 1 için Nİ'ler vardı. Bir de K büyük 1 için Nİ formülasyonu vardı. Yine ben bu formülasyonu alıp buraya atayım geri. Hatırlamak amaçlı. Ve devam edelim. NİK'ları bulacağız şimdi. Şöyle yapalım. Formülasyonu şöyle yazayım. Burada da bakarsanız önce K eşit 1 için bulacağım bakın. İ'leri vereceğim değerlerini. Verelim. Nİ şöyle yapalım. K eşit 1 için diyelim önce. K eşit 1 ise ben Nİ 1'i bulacağım. O da üstteki formülasyon. Nİ1U eşittir 1 ve 0 veriyormuş. 1 ve 0. 1 ne için bakarsak if burada hatalı mı yazdım ben? Bir dakika. Yo TI tamam doğru. TI'miz neydi bizim? Şöyle TI eşit U küçük TI artı 1 sıfır otherwise. Şimdi mesela burada mecburen TI olarak yazdım. Çünkü I'yi artırarak hepsini bulmam gerekecek. Nasıl yapacağım yani? Eşit sıfırdan başlayacağım bakın. Bu formülü de alacağım ben şimdi. Tamam, şöyle alalım. Şöyle yapalım daha iyi olacak. Sağ taraftan gidelim madem. İ eşit sıfırsa bakın ne 0,1 eşittir 1,0 if t 0 neydi? Bakın burada şimdi i'ye 0 verdim. Yani şurada t 0'ı bulacağım. T 0 buradan 0'dı bakın. Yukarıdan. O yüzden if 0 küçük eşit u küçük t i artı 1. T i artı 1 neydi bakarsak? T1 o da 1. 0 otherwise. Bunu devam edeceğiz. İ eşit 1 için N1,1 eşit yine 1 ve 0 if bu sefer T1 için ve T2 için. T1 için bakın 1, T2 için 2. Yani U'muz 1 ile 2 arasında değişiyorsa bunu vereceğiz. Geri kalan yerde bunu otherwise diyelim. 0 vereceğiz. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu i eşit 2 için işte ne 2 1 yine 1 0 ama bu sefer bakarsanız if 1 değil 2 oldu bu sefer. TI'leri çektik yukarıdan. 2 ile 3 arası otherwise. Bu şekilde şeye kadar gidersiniz. İ eşit 6'ya kadar gidersiniz. Aşağıda göstereyim. Bakın 6 için bakarsak da ne olacak 6 için bakarsak? TI, TI artı 1 olacak değil mi? TI artı 1 ne? 7 oluyor aslında. Ona bakamıyoruz. O yüzden buna bakmak doğru olmuyor. 5'e kadar gidebiliyoruz burada bakın. O yüzden bunu sadece 5'e kadar gidebileceğiz. 6'ya gidemiyorsunuz. O aklınızda bulunsun. 5'e kadar. Çünkü
TI artı 1 oluşmuyor artık. Sadece 5'e kadar gidebilirsiniz. Dolayısıyla burada 5 eşit U küçük 6 oluyor. Otherwise diyoruz. En sonunda bu. Bakın bu soruda sadece K eşit 1 verdik. Dolayısıyla K'nın daha üst bir şeyi yok. Ya K eşit 1'de kalıyoruz. Burada bitti. Şurada K eşit 1 verdik ya. O yüzden sadece K eşit 1 için buluyoruz. Yani sadece şu üst formülü kullanmış olduk. Şuna hiç gerek kalmadı şu anda. Bu değerleri bulduk. Şimdi bunların nasıl etkilediğini gösterelim grafik üzerinde. Şuraya. Graph of blending functions diyelim. Şöyle yapalım. Bakın şu ok bizim ne? i1u'yu verecek. Çünkü sadece k1 var. Şu yatay uzunlukta u'yu verecek. Yani u'nun 0'dan 6'ya kadar olduğu durum var biliyorsunuz. Şurası 0. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ve bakın ni'ler de bizim sadece 0 ile 1 arasında değişiyor. O yüzden şu ni'nin değeri maksimum 1, minimum 0. Onları çizeceğim sadece o yüzden. Burası da 1. Bakarsak şimdi ni 0'dan başlayalım. Ni 0, 1'i yorumlarsak diyor ki 0 ile 1 arasındaki u'larda 1 olsun, geri kalan yerde 0 olsun. Bunu ben bir maviyle çizeyim öncelikle. Bakın 0 ile 1 arası şu. Şurada mavi olarak bu kadar bu olacak. Bu ne 0 1. Geri kalan yerlerde şöyle çizeceğim. Yani 6'ya kadar olan her yerde 0 değer alacak. Bunu. Şöyle gösterebiliriz. Yani bu arada direkt aşağıya iniyor şöyle kesikle. İkinciye bakarsak i eşit 1 için n 1 1. Bakın 1 ile 2 arasında 1 alıyor. Geri kalan yerlerde 0 oluyor. Bunu da kırmızıyla göstereyim mesela. Bu da eğri üzerinde hani tanımlatmak istediğimizde. Burası eğri değil bu arada. Blending fonksiyonların grafikleri. Şurası n 1 1. Bu da diğer yerlerde bakın. 0 1 arasında 0 alıyor. Ve 2 ile 6 arasında da kırmızıyla göstereceğim. 0 alıyor. Şöyle. Benzer şekilde işte ne 2 1'e gidersek o da 2 ile 3 arasında 1 alıyor. Geri kalan yerde 0 alıyor. Onu da yeşille gösterelim mesela. Şurası. Geri kalan yer 0. Başlangıç 0 ile 2 arası da 0. Bu da ne 2 1. Hepsi böyle sırayla gidiyor arkadaşlar. Bakın hepsi sırayla aktif oluyor. 0 1 arasında n 0 1 aktif. 1 2 arasında n 1 1 aktif. 2 3 arasında n 2 1 aktif. Sırayla bunlar aktif olarak eğriyi çizmeyi sağlıyor aslında. O mantığı düşünebilirsiniz. Burada işte devam edersek hepsini böyle çizersek bir de siyah geçeyim şurada. Şurası da n 3 1. İşte geri maviye dönelim. N 4 1. Şöyle. Şuradan. En sonunda N5 bir var. Geri kalan yerlerde sıfır aldığını düşünün bunların. Bu şekilde sırayla aktif oluyorlar gördüğünüz gibi. Bir şey gibi, anahtar gibi. Hepsi sırayla aktif oluyor. Bunun formülasyonunu yazmak istersek de şu aşağıya yazacağım. PU'muz bizim şimdi. Formülasyon hatırlarsanız i eşit 0'dan n'ye pi ni k u'ydu. Şu şekilde. Bakın ni k'lar
K zaten 1 burada. Benim bu şey için. K 1. İ ise 0'dan 6'ya kadar ilerleyecek. Ve NI değerleri sırayla 1 olacak. Aktif olacak bu şekilde hepsi. Yani şöyle diyebiliriz. Bu PU'yu şöyle yazabilirim aslında ben. Bu grafik yukarıdaki sadece blending fonksiyonları için. Bir de bunun P fonksiyonlarını çizebiliriz. Yani mesela P 0. U. İ'nin 0 olduğu durum için bu. Eşittir. P 0. N 0 1 U. İşte burada 0 ile 1 arasında. P 1 U. P 1. N 1 1 U. Bakın P0 kontrol vertexiyle N0 1'i çarpıyorsunuz. P1 kontrol vertexiyle N1 1'i çarpıyorsunuz. Koordinat değerlerini bulmak için. Burada 0 küçük eşit. Pardon burada 1. Küçük eşit U. Küçük 2. İşte böyle gidiyor. Şeye kadar. P5 U'ya kadar. P5 U eşittir. P5 N5 1 U. Bu da 5 küçük eşit U. En son bu artık küçük eşit 6'ya kadar aslında. Çünkü en sonunda 6 dahil oluyor. O yüzden şurada en sonuncusunu eşit diyebiliriz yukarıda şurada. Bittiği için. Şu araya da nokta nokta koyalım. Şurası da nokta nokta tamam. Ve bu bakarsanız U'nun belli aralığı için P0, P5'ler aslında bizim şunlara eşit. Yani noktalar buluyoruz aslında buradan. Direkt blending fonksiyonlarla CV'lerin kontrol vertex'ten çarpıldığı noktalar buluyoruz. Şöyle çizmek istersek bunu. Mesela X, Y düzleminde olsun. Çizdik. P'leri çiziyoruz. Şöyle rastgele gösteriyorum. Şöyle noktalar verecek bu. Bu şekilde bir eğri oluşturacak. Bu arada şu blending fonksiyonun toplamı bakın. Aslında bunların hepsinin toplamını düşünebilirsiniz. Şunları toplayacağız. Bir tane koordinat verecek hepsini toplayınca. Ve farklı U değerleri için bu şekilde bunları oluşturmuş olacağız. Bununla dersi bitireceğim arkadaşlar. Birkaç dakika vaktinizi almıştım. Kusura bakmayın. Herhangi bir sorunuz varsa sorun lütfen. Bununla ilgili biraz daha yüksek dereceden fonksiyonlarda çözeceğiz yarınki derste. Yarın yine 10.30'da dersimiz olacak. 2 saat yapacağız. Sorunuz varsa alayım. Yok sanırım. Hepinize hocam, teşekkürler. Evet hocam, Cem. Sorabilir miyim? Evet Cem dinliyorum. Şimdi buradan her U değeri için deneyeceğiz ya. Evet. Hani sıfırla bir arasında için hani sıfırla bir arasında bir deneyeceğiz. Bir de sıfır verdiklerimiz vardı ya biraz kafam karıştı orada. Sıfır verdiklerin yok. U değerini buradan sıfırla altı arasında eşit aralıklarla yaratacaksın mesela. Tamam. Sonra şunun toplamına bunun. Aslında bunun altı toplam. Şimdi onu yazmadım. Madem yazayım onu. PU. Aslında bizim toplam PU'muz şu. PU eşittir. P0 N01 U artı P1 N1 N1 1 U. Öyle gidiyor. Artı P5 N5 1 U. Şimdi bu en son bu fonksiyonu oluşturdum. Bu bizim şeyimiz. Bir spline fonksiyonu. Şöyle yaklaştırayım burayı. Artık burada U 0 ile 6 arasında değerler vereceksin. Buna. Tamam hocam. Ben ayrı ayrı... Yok ayrı ayrı vermeyeceğim. Orada benim öyle göstermem yanlış anlaşılmış demek ki. U 0 ile 1 6 arasında vereceksin. Yukarıdaki şu noktaları bu şekilde oluşturabilirsin. İşte oraya istediğin kadar nokta, 1000 tane, 1 milyon tane nokta oluşturabilirsin. Anladım hocam. Tamam. Teşekkürler. Sonuçta bize şu P koordinatlarını verecek. Peki. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Okey. Teşekkürler arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.